Merhaba arkadaşlar. 26 Şubat Cumartesi günü İstanbul yarış programı ile ilgili değerlendirmelerimi paylaşacağım. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. İstanbul'da 8 koşulu bir program var ve yarışların tamamı kum pistte. Sentetik pist bakım alındığından dolayı bir müddet yarışlar kum pistte idman pistinde yapılacak. Çok ilginç olacak muhtemelen. Ee, kazasız ve belasız bir <laughs> yarış diliyorum öncelikle. v altılı Ganyan 3. koşuyla 15-30'da start alacak. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için yarışacaklar. Ee, ben bugün e, şablonumda bir tane tek var. O da bu ayakta olacak. Biraz riskli olsa da e, en fazla tuttuğum at e, bu koşuda 8 numaralı Royal D'de Mehmet Kaya ile yarışı kazanmasını, meydandan çıkmasını bekliyorum. Babası Victoria Galop, annesi Seleritas ki çok iyi bir attı. Muhtemelen beklentileri de yüksektir bu safkandan. Ben bugün kazanmasını bekliyorum. Tercihli start aldı, 8 starttan çıkacak. Tek olarak öneriyorum 8 numarayı arkadaşlar. Yanına at yazmak isteyenlere ilk ayakta tek atmak istemeyen arkadaşlar vardır muhakkak. Tabii 9 numaralı Strong, strong. son yarışını 8-10 boy geç çıkmasına rağmen buradaki rakibi 7 numara ikinci olurken o da 5. oldu 8-10 boy geç çıkmasına rağmen dediğim gibi. Sonra 108 gündür ara vermiş 4 numaralı Desert Fairy ve koşu hayatına bu koşuyla başlayacak 1 numaralı Angel of Island önereceğim isimlerdir ve bir numaraya da ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Bu yarışta yarış hayatına başlayacak. 8 tek yanına yazmak isteyenlere 9, 4 ve 1 diyorum. İstanbul'da Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre mesafede koşacakları şartlı 3 koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı. E 2 isim çıkardım. İlki Nevzat Avcı İdaresindeki 5 numaralı Kanaga. Ee, çok şanslı. Ee, aynayı önde geçmesini bekliyorum. Rakip olarak bir isim önereceğim. O da Mustafa Çiçek İdaresindeki 4 numaralı Kral Çıplak. Bu yarış için yeterli olacağını düşünüyorum. 5 ve 4 olarak geçiyorum. Altılı ganyanın 3. E, ayağı şartlı 5 koşu 4 ve yukarı yaşlı arapatları 1400 metre mesafede koşacaklar. Burada 3 e, isimi ayırmadan yazmanızı öneririm. Öncelikle Görkem Özçelik İdaresindeki 3 numaralı Reysanlı. E, sonra 2 e, numaralı Belalı Tumbul, aprantisisi Alican İnci ile e, ve son olarak e, son 3 yarışını Adana'da ikinciliklerle tamamlayan Mehmet Kaya İdaresindeki 7 numaralı Zafer Meydanını ayırmadan yazmanızı öneriyorum. 3, 2 ve 7 diyorum 5. koşuda. İstanbul'da 6. koşu Muhlis Akalın adına düzenlenmiş kupalı bir koşu. 2000 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları koşacak. Kısa vade 8. 5 atı yarışa kayıtlı. Burada bana göre öne çıkan bir isim yok. Çok yakın birbirlerine safkanlar. 2 numaralı Kuzey Yağmur'u bir tık önde olsa da geçen yılki formundan biraz uzak bence. Dolayısıyla işi zor ki çok formda bir, bir numara var 7 yaşında olmasına rağmen. Son 6 yarışın 3'ünü kazanmış. Dolayısıyla burada ben herhangi bir at ayırmayacağım. Hepsi deyip geçeceğim buraya arkadaşlar. İstanbul'da 7. koşu yine bir meydan koşu. dişilere ait meydan koşu. 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. Burada da 3 isim değerlendirmemi aldım. İlki Sayın Yıldırım Gelgin ekürüsünün kısrağı 9 numaralı. Win My Heart. Benim öncelikli önereceğim safkan. Bugün Meydan'dan çıkmaya çok yakın. Rakip olarak Mehmet Kaya idaresindeki 1 numaralı Carpe Diem Baby sert rakip olacak 9 numaranın. ki Son yarışlarını beraber koşan 7 numaralı 1 numarayla 7 numara beraber koştu. 7 numara Venice'de Apprentice Tolgağan Keresteci ile yine rakip olacak 9 ve 1'e. Aslında 7 numara e, ben e, tek atardım yani buradaki bir başka jockey e, arkadaşlar binmiş olsaydı e, kesinlikle tek olarak önerirdim. E, Tolga Ankeresteci kazanma oranı çok düşük. E, aslında at dediğim gibi çok tuttuğum bir at iyi bir at ama e, son yarışında 1'e geçildi yine Tolga Ankeresteci ile e, onun için üçüncü şanslı olarak öneriyorum. E, aslında atı birinci at olarak tutuyorum. Dolayısıyla buradaki sıralama benim 9, 1 ve 7 olacak arkadaşlar. İstanbul'da altılı Ganya'nın son ayağı 8. koşuyla saat 18'de start alacak. 4 ve yukarı yaşlı e, Arap atları 1400 metre mesafede koşacaklar. Ve satış bir koşusu e, olarak düzenlenecek. Satış e, fiyatlarına da baktığımızda şöylece bir numara e, Asteroid 80 bin, Barut 80 bin çok yakın 80 bin, 80 bin diye gidiyor. 68 bin, 68 bin, 65 bin. En düşük aşağıdakilerden 15 numaralı şehzade 65 bin ile 80 bin arasında değişiyor safkanların fiyatları. E, burada 4 ismi ayırmadan yazmanızı öneririm ilki son yarışta da kazanan Mahmut Turan idaresindeki 3 numaralı çok yakın yine kazanmaya yakın bence. Sonra 6 numaralı Han. Handikap olarak da biraz önde Mehmet Akyavuz'la ikinci şanslı olarak önereceğim. bir 1 numaralı Astroide Tolgan Yıldız'la yine kuponlarınıza yazmanızı önereceğim bir safkan ve son olarak da Adem Arslan idaresindeki 10 10 numaralı şey 14 numaralı Kalle barajı deyip bu ayağa geçmeye çalışacağım 3 6 1 ve 14 diyerekten İstanbulla ilgili değerlendirmelerimi de bitirmiş oldum Bahtınız açık olsun arkadaşlar bir sonraki kaydımda muhtemelen Adana yarış programıyla programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.